Demet Özdemir'in düğününde giydiği gelinlik olay yarattı. İşte o gelinlik ve ünlü güzellerin olay yaratan gelinlikleri. Makedonya'da şapkalı. Ebru Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Alaçatı'da zamansız giydi. Evet. Ebru Şahin'in hangi gelinliği daha güzel? Roma'da mini, Datça'da uzun giydi. Melis Süt Şurup'un hangi gelinliği daha güzel? Son dönem düğünlerde giyilen gelinlikler ve ünlü güzellerin ilham veren gelinlikleri geliyor. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un düğünü çok konuşuldu ama kim bilebilirdi ki Demet Özdemir'in giydiği üç gelinlikten birinin düğününden bile çok konuşulacağını. Şu seven kalbimi bilsen, baygınım ben sana, candan yana yana, şu seven kalbimi bilsen. Üç gelinlik giydi Demet Özdemir düğünde. Elini cebine attığı düz beyaz gelinliği, düğün sonrası giydiği nostaljik gelinliği ve ilk gelinlik herkesi şaşkına uğrattı. Aldı, verdi, aşk beni kimileri beğendi bu gelinliği ama sosyal medyada acımasız benzetmelere de malzeme oldu. Komedyen Tansu Dayan, Demet Özdemir'in gelinliğinin bir benzerini halı kaydırmazı kullanarak yaptı. Demet Özdemir'in gelinliği, pencere sinekliği ve eskiden ninelerin kullandığı tel dolaba da benzetildi. Aşk beni yendi, bakma hiç güzelim. Bana... Son dönemin düğünleri kadar gelinlikleri de çok konuşuldu. Ebru Şahin'in nikahını Makedonya'da yaparken tercih ettiği şapkalı gelinlik çok konuşuldu. Ebru Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Etek kısmı dantelli, omuzları açık, şapkalı gelinlikle Balkan gelinlerini andırdı Ebru Şahin. Örgülü saçı enerjisini yansıttı fazlasıyla. Ebru Şahin'in Alaçatı'daki nikahında tercih ettiği zamansız gelinlik harikaydı. Bundan böyle yol arkadaşım. Hayat arkadaşımsın yar sol yanı. Kol kısmında tüylü olan kat kat kumaşlı gelinlik sade takılar ve sade saçla tamamlanmıştı. Ebru Şahin yanık teniyle de rüya gibi görünüyordu beyaz gelinlikte. Kaçıracağım seni. Gümüş bir akşam. Evet. Mustafa Sandal'la evlenen Melis Süt Şurup'un 4 farklı zaman diliminde 4 farklı gelinliği oldu. Roma'da kıyılan nikahta pantolonlu beyaz bir takım tercih eden Süt Şurup, nikah sonrası Roma sokaklarında mini beyaz gelinliğiyle boy gösterdi. Bir hafta sonra Marmaris'te yapılan düğün sırasında bu romantik gelinliği giyen Melis Süt Şurup, aynı gecenin düğün eğlencesinde bu bol dekolteli after gelinliği giydi. Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Sabancı'nın düğününde giydiği uzun etekli gelinlik çok konuşuldu. Hey, Nazlı Sabancı'nın 4 ustanın elinden 384 saatte çıkan gelinliği oldukça gösterişliydi. Aydın,
Son dönemin gelinlerinden Demet Evgar nikahında ve düğününde iki farklı gelinlik giydi. Demet Evgar'ın hem nikahında hem de düğününde giydiği gelinlikler dönem gelinliklerini andırırken her ikisi de bizi yıllar öncesine götürdü. Melis Birkan, Aras Aydın'la evlenirken rahat rahat dans edebileceği sade bir gelinlik tercih etti. Düğün dansı da gelinliğin rahatlığını gözler önüne seriyordu zaten. Son dönem gelinlikleri böyle. Peki geçmişte ünlülerin giydiği ilham veren gelinlikler hangileri? Gökçe Bahadır'la başlıyoruz. İzmir'deki sade nikahında tercih ettiği güzel gelinlik çok beğenildi. Üst kısmı straplez gelinliğin alt kısmı kat kat eteğiyle dikkat çekerken belde siyah kuşak kullanılması da gözden kaçmadı. Son dönemin şık gelinliklerinden birini de İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli giydi. Klasik modeldeki gelinlikle nostaljik bir hava estirmişti Yasemin Şefkatli. Songül Öden'in Arman Bıçakçı ile evlenirken tercih ettiği gelinlikte sadelikle şıklığı buluşturan parçalardan biriydi. Memleketime çoktan bahar gelmişti. Ece Seçkin, 2021 yılında evlenirken giydiği gelinlikle çok konuşuldu. Ünlü popçunun düğün dansını yaptığı klasik gelinliği çok beğenildi. Strapless, yan dekolteli gelinliğini zarif duva ile tamamlayan Ece Seçkin, gelinliğinin içinde periler gibiydi. Ece Seçkin düğününde iddialı bir gelinlik daha giydi. Boyundan bağlı alt kısmı transparan mini şortlu gelinliği düğün eğlencesi için giymişti. Aslı Şalkoçlar hayatını Kaan Demirağ'la birleştirirken klasik beyaz bir abiyeyi andıran bir model tercih etti. Alkoçlar, yırtmacı, şık duva ve boynundaki inci kolyesiyle prenses havasındaydı. Hazal Kaya'nın Ali Atay'la evlenirken giydiği gelinlik, İngiliz kraliyet gelinlerinin tercihlerine benzetilmiş ve çok şık bulunmuştu. Kenan İmirzalıoğlu'yla evlenen Sinem Kobal'ın Cunda'daki düğününde giydiği gelinlik son yılların en ilham veren parçalarından. And so it is. The colder water. Feyyaka, düz kesim, dantel detaylı, sade bir model tercih eden Sinem Kobal'ın gelinliği hem eşinin smokiniyle uyumuyla hem de düğünün konseptine yakışmasıyla çok sevildi. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. When they say the party's over, then we'll bring it back. Kenan Doğulu'yla Amerika'da bir sahil düğünü yapan Beren Saat, bakmaya doyamayacağımız gelinliklerden birini giymişti. Birileri iki geri, bu neydi böyle? Beren Saat, düz kesim gelinliği ve şapkasıyla duru güzelliği yakalamıştı. Ayrıca strapless kalp yakaya sahip gelinliğin üst gövdesi tamamen transparan dantel detaylarıyla bezeliydi ve harikaydı. Bazı şeyler değişti. Birileri iki
Burcu Kara'nın Belçika'da bir şatoda kıyılan nikah ve gelinliği unutulmazlar arasında. Burcu Kara'nın hakim yaka, yarım balık dönem gelinliği çok sevildi. Eteğinde kullanılan saten kumaş, ipli kol detayı ve göğüs bölgesindeki işlemelerle Burcu Kara, zarafetin sözlük karşılığı gibiydi. Kara gelinliğini mükemmel bir şekilde tamamlayan boncuklarla süslü bir alınlık tercih etmişti. Emre Yetkin'le evlenirken kır düğünü tercih eden Burcu Biricik gelinliğiyle o kırlarda süzülen bir kuğu gibiydi. Dantel omuz detayları, derin sırt dekoltesi ve uçuş uçuş eteğiyle Burcu Biricik, vintage gelinliğini çiçekli saç aksesuarıyla tamamlamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'la evlenen Başak Tatlıtuğ'un gelinliği ustalık eseri gibiydi. Moda konusunda bir uzman olan Başak Hanım'ın fark yaratan gelinliği vücudunu tamamen saran taş işlemeli bir gelinlikti. Eteklerinden zarafet akıyordu adeta. Tolga Han Sayışman'ın eşi Almeda'nın gelinliğinde etek ucuna kadar dantel ve taş, etek ucunda ise tül kullanılmıştı. Uzun duba ve Almeda'nın vücuduna oturan formuyla çok sevilen gelinlikler arasına girdi. Bensu Soral muhteşem bir düğünle evlenmişti. Bensu Soral'ın düğününde giydiği iki gelinlikten ilki çok şıktı. Göğüs dekolteli, balık kesim gelinliğin üst bölgesi nakış desenleriyle süslüyken eteği ise dümdüz ve sadeydi. Bengü'nün düğünü de gelinliği de unutulmazlar arasında. İşlemeli omuz detayı ve kabarık oluşuyla Bengü'nün gelinliği için gelinlik gibi gelinlik yorumları yapılmıştı. Sade bir topuz yaptıran Bengü, güpür işlemeli bir duvakla gelinliğini tamamladı. Sisli bir maziden olsak da yalnızca sana yakın. Burak Sağyaşar'la evlenirken üst kısmı dekolteli, cesur bir gelinlikle karşımıza çıkan Hatice Şendil, alt kısmında ise prenses gelinlik modelini tercih etmişti. İki gelinlik giydiği düğününde bol bol dans etmişti Neslihan Atagül. Özellikle yarım balık kesim, işlemeli, göğüs dekolteli gelinliği Atagül'e çok yakışmıştı. İşte olay yaratan gelinlik. Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzerliğiyle günlerce konuşulmuştu Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'le evlenirken giydiği gelinlik. Benzerlik olsa da yarım balık kesim, uzun kuyruklu olan gelinlik modeli, gelin tacı ve duvağıyla Fahriye Evcen'e çok yakışmıştı.